Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 1, Ünite 6. Konumuz müpteda ve haber. Arapçada isimle başlayan cümleye isim cümlesi denildiğini, fiil ile başlayan cümleye de fiil cümlesi denildiğini daha önceden görmüştük. İsim cümlesinin iki tane unsuru yani ögesi vardır. Bunlar müpteda ve haberdir. Mübteda haber. Mübteda sözün kendisiyle başlayıp hükmün üzerine kurulduğu özne olmaktadır. Sözün kendisiyle başlanıyor. Sözün kendisiyle başlanması demek mübtedanın daima en başta yani en sağ taraftaki kelime olduğu manasına gelmemektedir. Yer yer haber ile mübteda yer değiştirirler. Haber ise mübtedaya dayandırılan ve ondan bahsedilen unsurdur, yüklenmiş. Mübteda genellikle marife olur. Daima değil. Marifeden kasıt belirli olması. Belirliden kasıt özel isim olması manasına gelmez. Özel isim burada olsa olsa bir örnek olarak verilmiş olabilir. Çünkü marifeler daima özel isimlidir, değildir. Marife tabii hangi ünitede geçiyor? Yani şu an bilmiyorum hangi ünitede bu konu vardı diye de. Marifenin ne olduğunu elinizdeki kitaptan bakmanızı öneririz. Marife özel isim olabileceği gibi zamirler de nedir? Marifedir. İsmi işaretler de marifedir. İsim mevsuller de marifedir. Marifeye muzaf olan kelime de marifedir. Bir de özel isimler. İnsan ismi olabilir bu. Ali, Veli gibi. Bir şehir adı olabilir. Samsun, İstanbul gibi. Ülke adı olabilir. Marife ne olduğunu bilmiyorsanız elinizdeki ünitenin, daha doğrusu elinizdeki kitabın fiilisine bakarak hangi ünitede geçmekte diye bir göz atmanızda fayda var. Elinizdeki kitapta geçmiyorsa internet üzerinden marife ve nekre yazarsanız marifenin kısımları veya yazarak marifenin neler olabileceğini bulabilirsiniz. Bununla birlikte esasen aşağıda pek çok bilgi yer almaktadır. Marifenin ne olduğunu aşağıda değinilecek zaten. Haber ise genelde nekre. Nekre ne demek? Belirsiz demek. İsimden olur. Sonuçta nedir? Her ikisi de burada isim olarak geçmektedir. Bunlar daima isim midir, değil midir? Bunları aşağıda ayrıntılı bir biçimde zaten inceleyeceğiz. Şimdi burada örnek var ama örneğe geçmeden müptedanın genellikle marife, haberin ise genellikle nekre isimden olacağını yazmışlar. Tabii bu doğru bir tabir. Çünkü eski basında yani şu an 2014 yılındayız. Zannediyorum 2011-2012 gibi bu kitaplar değişti. Yani önceki müfredata göre basılmış olan kitaplarda bu şekilde yazmadığını hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. İşte marifedir, nekredir diye yazıyorlardı. Yani yazım yanlışları vardı. Yanlış bilgi veriyorlardı. Biz de bunu açıkçası eleştirmiştik. Bir hata olduğunu sitemizde duyurmuştuk. Ali nedir? Galibun öğrencidir. Ali burada özel isimdir. Yani evvela marifedir. Marifen hangi kısmı? Özel isim kısmı. Ali bununla birlikte öge olarak nedir? Mübtedadır. Ali nedir? Galibun öğrencidir. Galip burada öğrenci olmaktadır. Tarif kelimesi fark edeceğiniz üzere isim fail kalıbındadır. Ali mübtedadır, tarif haberdir. Nedir burası? İsim cümlesi. İsim cümlesi olduğunu evvela nereden anlarız? Birinci ünitedeki bilgilerimiz burada çok önemlidir. Aliyun. Ali kelimesi tenvin ile bitmiştir. Öyleyse isim olmak zorundadır. Sağ tarafında bir kelime var mı? Yok. Öyleyse isimle başlamış yani bu cümle. Öyleyse isim cümlesi. Buna göre mübteda haber diye belirlenmektedir. Neden haber verilmiş? Ali'nin öğrenci olduğundan haber verilmiş. Yani Ali hastadır da diyebilirdi. Ali zengindir, fakirdir, bilgilidir, cahildir. Ali evdedir, Ali denizdedir gibi pek çok bilgi Ali ile alakalı verilebilirdi. Burada Ali'nin öğrenci olduğu bilgisine değinilmiştir. Yani Ali'den haber vermiş değil mi? Tarih kelimesi. Bu yüzden haber diyoruz ona. Haber kelimesi. Haber vermek. Ali burada marife, talip, nekredir. Her ikisi de nedir? Merfudur. Ne ile merfular? Zamme ile, ötre ile, tenvin ile, nasıl diyeceksek. Zamme ile merfu tabiri daha yaygındır.
Görüldüğü üzere bu şekilde. El kitabu, el medaru, el es'ar, el riyaba. Kelimelerin hepsi elif lamla başlamıştır. Öyleyse her biri nedir? İsimdir. Sağ taraftan da bir kelime olmadığına göre, yani cümle bunlarla başlıyor bu durumda. Öyleyse bu cümleler nedir? İsim cümlesidir. Madem ki isim cümlesidir, ne lazım? Mübteda ile haber lazım. Öyleyse birisinin mübteda, diğerinin haber olması gerekir. El kitabu. Tek ötre almış. Sadigun çift ötre, yani temin almıştır. Niye böyle oluyordu? Elif lamlı kelimeler temin alamaz. İki ötre, iki esre, iki üstün alamazlar. Tek bir hareket almaları gerekir. Mübteda olduğundan merfu olması gerekir. Merfuluk alameti burada zammedir. Niye zammedir? O da sorulabilir. Yani biz bunu İrab konusunda işlemiştik. Tabi Arapça 1, 2, 3, 4 var. Bir sürü üniteleri var. Biz bu İrab konusunu hangi ünitede işledik? Biz bunu bilmiyoruz. Aklımızda kalmıyor bu işlerle ilgilenmediğimizden. Ama hani İrab konusunu nerede işlemiştik diye merak ederseniz şayet. Evvela YouTube'da bizi nasıl bulabilirsiniz? YouTube'a girip Ulumul İslam. Ulumul İslam yazıp aratıyorsunuz. Böylece bizim kanalımızı bulabilirsiniz. Çünkü bu videolar farklı platformlarda da yayınlanıyor olabilir. Bulduğunuzda orada zaten hakkında vardır. Oynatma listesi vardır. İşte videolar vardır. Oynatma listesine tıkladığınızda orada kategorileri göreceksiniz. A.Ö.F. İlahiyat Arapça diye yazıyordur sanırım. Ona benzer bir cümle kullanmışızdır. Kelimeler kullanmışızdır. Oraya tıklayarak A.Ö.F. İlahiyat Arapça'ya dair çektiğimiz tüm videoları bulabilirsiniz. Orada İrab videosunu bulmayı deneyebilirsiniz. Merak ediyorsanız İrab'ın ne olduğunu. Şimdi el kitap kelimesi müfrettir. El kitabani gibi tesniye değil veya el kitabune gibi cemi değil veya el kutubu cemi mükesser değil. Dolayısıyla yani tabi cemi müennesle değil. Nedir? Müsrettir. Müşretlerin merfuluk alameti zammedir. Bu yüzden buraya ötre geliyor. Yani bir kere şunu bilelim. Müpteda da haberde daima nedir? Merfudur. Merfu olması demek her zaman ötre almaları manasına gelmiyor. Merfuluk sadece ötre ile sağlanmaz. Merfuluk kelimenin çeşidine göre değişmektedir. Yani müfretlerde ötre olursa onun merfu olduğunu gösterir. Ama tesniyelerde elif aranır. Ötre aranmaz. Tesniye bir kelimede elif varsa nedir? Merfudur. Cemi müzeker salimde vav varsa merfudur. Yine ötre aranmaz. Cemi müennes salimlerde yine ötre aranır. Cemi mükesserlerde yine ötre aranır. Bunu tabii ayrıntılı olarak işlemiştik biz daha önceden. Ve muhakkak ki diyelim, muhakkak ki bu ünitede de bunlar zaten yazılıdır. Daha yeni başladık. Aşağı doğru indikçe bunları göreceğimizi umut ediyorum. El kitabu, kitap nedir? Kitap hakkında bilgi verecek, haber verecek bize. Sadikun, arkadaştır. El kitabu, mufidun da olabilir değil mi? Kitap faydalıdır. O da haber olur. Yani kitap şöyledir, böyledir. Kitapla alakalı pek çok bilgi verilebilirdi. Herhangi bilgi verirse verilsin o haber olurdu. Burada arkadaş olduğuna vurgu yapılmış. Ondan bilgi verilmiş. Dolayısıyla el kitap, el madar, es'ar, riyaza bunların hepsi müpteda. Sol tarafta yazan kelimelerin hepsi de haber olmaktadır. Dikkatinizi çekebilir yani burada dikkat çekici unsurlar var. Nedir o? El kitabu müfrettir. Sadigun müfrettir. Her ikisi de müzekkerdir. Biri müennes, diğeri müzekker değil. Uyum var. El madaru, yağmur nedir? Nazilun, yağmaktadır, yağıcıdır. Sıfay. El es'aru, fiyatlar. Lar kullanılmıştır. Yani es'ar cemidir. Cemi mükesser kalıbındadır. Fiyatın bir aklı var mıdır? Yani pahalılık oranı bir aklı var mıdır fiyat oranının? Aklı yoktur. Akıl insan ve cinlerde vardır. Öyleyse gayri akıl, yani akılsız. Gayri akıl, akılsız demektir. Akılsız çoğuldur. Akılsız çoğullardan haber verilirken, yani ona haber getirirken, müsret ve müennes kelime kullanmak caizdir. Bu yüzden mürtefiatun, yani nedir bu kelime? Evvela müennestir. Sonunda kapalı T var. Müenneslik alameti. Buradan müennes olduğunu anlıyoruz. Bunun dışında bu kelime cemi de değildir. Cemi değildir. Yani müpteda burada cemi ama haber müfret ve müennes. Er-riyazatu
Spor nedir? Müfiddetün yararlıdır. Her ikisinde de kapalı T, yani say merbuta var. Yani her ikisi de müennestir. Haberin birden fazla kelimeden oluşması, yani taaddüdü, taaddüd adetlenmesi, birden fazla olması demek. İkisi aynı şey, mümkün. Yani bir mübteda ama 3-5 haber olabilir. Bir mübtedaya ait 3-5 tane haber olabilir. Örnek olarak Muhammed şairdir, yazardır, hikayecidir anlamındaki şu sözü verebiliriz. Muhammed ile alakalı bilgi değil midir her biri? Bir haberdir. Muhammed kimdir, nedir, ne iş yapar? Şairdir, öyle bir özelliği var. Yazardır, öyle bir özelliği var. Hikayecidir aynı zamanda. Her biri onunla alakalı haber, bilgi vermektedir. Bunu Arapça olarak yazmışlar. Muhammedun, Muhammed kimdir? Mübteda bu. Şairun, şairdir. Birinci haberi. Katibun, katiptir. Yani yazar oluyor. Bu da Muhammed'in ikinci haberi. Gassun hikayecidir, kıssacıdır. Bu da üçüncü haberi olmak. Bununla alakalı bir de ayet vermişler. Buruç suresi, yani 85. sure olmakta bu. 14 ve 15. ayetlerde geçiyor. Ve o, yani Allah Teala nedir? El-Gafuru Gafurdur. Ve el-Vedüdü Vedüttür ikinci haber. Vü de üçüncü haber olmaktadır. El-Gafur birinci haber. Vedüt ikinci haber. Vü üçüncü haberdir. Gafur kelimesinin merfulu neyle sabit? Yani alameti ne? Ra'nın üzerindeki ötredir, zammedir. O onun merfu olduğunu gösterir. Vedüt. Tabi biliyorsunuz İrab alametleri yani son harfte aranmakta. Tabi cemi veya tesni değilse. Kelime müfet olduğundan müfet kelimelerin son harfinde İrab alameti olmaktadır. Vedüt müfet bir kelime olduğundan son harfe bakıyoruz. Zamme var. Öyleyse merfudur. Hüvenin ikinci haberidir. Vedüt kelimesi tamamıyla. Zü kelimesi tek başına hüvenin haberi olmaktadır. Neyle merfu? Zı derken işte ne diyeyim? Tek zen üzerindeki ötreyle mi? Hayır. Ardından gelen vav. Oradaki vav kelimenin aslından olmakta. Bu illetli 5 isim, bazı kitaplarda illetli 6 isim diye geçen tabirden bir kelimedir. Zı, zı yani zı diyelim. Zı derken vav ile yazılmıştır. Vav onun merfu olduğunu gösterir. Za diye yazılsa elif ile za diye yazılmış olsa mensup konumunda olurdu. Zi diye ya ile yazılmış olsa cer konumunda olur. Esma-i Sitte Mutelle diye klasik Arapça kitaplarında adlandırılmış. İsim cümlesi hakkında geniş bilgi için şuraya bakabilirsiniz denilmiş. Yani gerek var mı? Kesinlikle yok. Bir cümlenin oluşması için özne ile yüklemin. İsim cümlesinden bahsettiğimiz için özne ile yüklemli olmakta, mübteda ile haber olmakta. Onlar kastediliyor. Birbirlerine dayandırılması yani isnadı gerekir. Kurallar çerçevesinde birbirleriyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Mübteda ve haberin yapısı. Yani nereden tanıyacağım? Mübteda dediğim şey neler olabilir? Bir harf olabilir mi? Bir kelime olabilir mi? Cümle olabilir mi? Fiil olabilir mi? Zamir olur mu? Özel isim midir? Gibi düşündüğümüzde. Mübteda'yı bulmanın yolları nasıl tespit edebiliriz? Bununla alakalı bir bilgi burada verilmekte. Esasen çoğu Arapça gramer kitabında bu tür bilgiler verilmez. Gerek yoktur zaten verdiğiniz bilgiyle alıştırma yaparak mübteda ve haberi tespit edebilecek konuma, yeteneğe ulaşırsınız diye bunlar çoğu kitapta verilmez. Bu kitap çok güzel hazırlandığından, gayet açık hazırlanmış. Gerçekten de bir kişi yani uzaktan eğitime gayet uygun bir kitap. Mübteda genellikle marife. Marifeden kasıt neydi? Belirli bir isim. Ama dikkat edin genellikle diyor. Her zaman marife olmasını beklemeyin. Haberde genellikle nekre. Her zaman nekre değil. İsimden oluşurlar. Sonuçta mübteda da haberde nedir? Bir isimdir. Mübteda konumundaki kelimeler genellikle şu kelime türlerinden olur. Tabii her ikisi isimdir derken istisnası var yani. Bunu tamamıyla bir şekilde aklınıza yazmayın. Aşağıda gelecektir zaten. Evet, ne diyor? Mübteda hangi kelimelerden olabilir? 1. Belirlilik takısı alan isimler. Mübteda
Olabilir. Eşşari'un müzdehimun. Cadde kalabalık. Eşşari cadde demek. Cadde nedir? Müzdehim. Kalabalık. Yani izdiham yaşanıyor denilir de Türkçe'de de zaten kelime kullanmıyor. Eşşari'un cadde ile alakalı bilgi verilmiş. Cadde geniştir. İşte ne bileyim cadde kilometrelerce sürer gibi veya cadde güzeldir gibi bir bilgi verilmemiş. Veya cadde atıyorum Ankara'nın şu semtinde yer almaktadır gibi bir bilgi de verilmemiş. Verilebilirdi her türlü bilgi. Burada kalabalık olduğuna değinilmiştir. Bu da bir haberdi. Farklı kelimelerden de haber olabilirdi. Dolayısıyla caddeden haber verdiğine göre haberdir yani. Mantığını anlatmaya çalışıyor. Tabi burada anlatmak istenen şey belirlik takısı almış olması. Elif lamlıdır işaret kelimesi ve nedir? Müptedadır. Yani elif lam alan bir isim olabilir. El hadigatu bahçe nedir? Cemiletun güzeldir. Bu da nedir? Bahçe ile alakalı bir bilgidir, bir haberdir. Yine elif lamlıdır. Ama elif lamsız da olabilir miydi, olamaz mıydı? Bunlar aşağıda her biri işlenecek zaten. Zamir de olabilir müptedada. Zamirler marife hükmündedir. Şu an ne işliyoruz? Mübteda konumundaki kelimeler genellikle şu tür kelimelerden oluşur. Yani mübtedayı tanıma yolları. Zamirler marife hükmündedir. Tüm zamirleri marife olarak bilin. Ancak zamirler son hareketleri üzerine mebni olup. Mebni ne demek? Son hareketleri üzerine mebni ne demek? Yani ne demiştik? Mübteda da haberde merfudur demiştik. Merfuluk alameti kelimenin çeşidine göre değişir demiştik. Müfretse öte olur. Tesne ise elif olur demiştik. Cem-i müzekker salim ise vav olur. Cem-i önes salim de ötre olur. Cem-i mükesser de yine ötre olur diye devam etmiştik. Ama bir kelime mebni ise müptedaymış, habermiş fark etmez. Ne üzerine mebni ise aynen öyle kalır. Bu müpteda oldu. Şuna bir ötre koyalım. Şimdi muzaafın ileyhi oldu. Bir tane destek koyalım gibi değiştiremeyiz. Yani değişmeyen, sabit kalıplara mebni demektir. Değişmeyen demektir. Hareketler hiçbir surette değişmedikleri için ne olur? Mahallen merfu olurlar. Yani cümledeki konum gereği. Mahallen ne demek? Cümledeki konumunun gereği. Yine merfu diyeceğiz yani. Mesela burada anlatılmıştır zaten. Hı ve o nedir? Dalim, bun, öğrenci. Hı ve o, hangi o? Herhangi bir o. Ali olur, veli olur. Fark etmez. Birinci örnekte hı ve ikinci örnekte hiye. Zamirlerin müptedâ konumunda yer aldıkları için mahallen merfudurlar. Yani vavda bir ötre göremedim. Acaba fethayla mı merfu? Diyemeyiz. Mahallen merfu diyeceğiz. Hiye. Hiye'de bir ötre göremedim. Bu nasıl merfu? Ötre var mı acaba? Demeyeceğiz. Niye? Bunlar nedir? Zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler de bulunduğu yere göre lafzen yani zahiren daha açık bir söyleyiş ile gözümüzle göreceğimiz şekilde bir değişikliğe uğramazlar. Ama uğradıklarını kabul ettiğimizden mahallen diyoruz. Yani zamirlerin irabı mahallen olur. Şimdi soru verilir. Aşağıdaki önce bir cümle verilir. Atıyorum. Hiye dalibet soru diyelim. Devamında denilir ki bunun irabı aşağıdaki şıklarda hangisini doğru anlatılmıştır? A şıkkı hiye fetha ile merfudur. B şıkkı hiye esre ile merfudur. C şıkkı şu, D şıkkı şu. İşte bir şıkta da der ki mahalle merfudur. Ne yapmanız gerekir? Mahalle merfudur şıkkını işaretlemeniz gerekir. Zamirlerin hepsi mahallen irab olur. Mahallen merfu olur. Mahallen mensup olabilir. Mahallen mecrur olabilir. Sonuçta mahallen dememiz gerekir. Mahallen tabiri sadece zamirler için kullanılmaz elbette. Tüm mebniler için kullanılır. Bir kelime mebni ise direkt mahallen deyin, sonra noktalı yerleri tamamlayın. Yani merfu, mensup, mecrur olabilir. Özel isimler ki ona alem denilmektedir Arapçada. İbrahim nedir? Katibun katiptir. İbrahim ne burada? Özel isim, insan ismi. Selma da yine insan ismi olarak gelmiştir. Selma da katibedir. İbrahim müzekker olduğundan katibun müzekker olarak gelmiştir. Selma müennes olduğundan katibetun müennes olarak sonundaki fa-i merbuta görüyorsunuz. Mekke nedir? Medinetun bir şehirdir. Öyle şehir ki mübarekletun mübarek bir şehirdir. Mekke burada ne olur? Müpteda olur. Medine onun haberi olur. Mübarek onun sıfatı olur.
Mekke tu dedi de Mekke tun diye iki tane ötre almadı. Neden? Çünkü Mekke gayri musarif. Yani seni kabul etmeyen bir kelimedir. Tabi bu tarz bir sürü kelimeler var. Bu da bir ünite konusudur. Bunu videosunda çekmiştik. Gayri musarif olduğuna tek ötre almıştır. Yani zamm ile merfudur sonuçta. Medine'tin de zamm ile merfudur. Temin'dir. Mübarek ötün de yine Medine'tin kelimesinin sıfatı olduğundan ona uyması gerekmiş. Bu yüzden merfu olmuştur. İşaret isimleri. İsim işaretler. İşaret isimlerinin ikilileri yani tesniye hariç tümü mebnidir. Bu yüzden ne olacak? Mahallen irak alacaklar. Mübteda olacağına göre merfu dememiz gerekir. Hada, hadihi, hadani, haulai bunlar hep isim işaretlerdir. İsim işaretleri bilmenizde fayda var. Çünkü ne diyor burada? Mübteda isim işaret olabilir. İsim işaretleri nasıl ezberlemeniz gerekir? Hangisi müfret, tesniye, cemi, hangisi müennes, hangisi müzekker? Bunları ayırt edebilmeniz gerekir. Hada raculun demiş. Mesela bir soru verebilir. Der ki hada boşluk nokta nokta meşhur. Parantez arasında kelime verir. Noktalı yere hangi kelime gelmelidir? Hada müfret mi? Ve müzekker mi? Evet. Öyleyse noktalı yere müfret müzekker parantez arasından seçmek gerekir. Bu yüzden isim işaretin yani müfret, tesniye, cemi, müzekker, müennes ayrımını yapabiliyor olmanız gerekir. Tabii hangi ünitenin konusu? Arapça kaçta geçiyor? Bunları ben bilmiyorum. İşlendiyse sizin için faydalı. İşlenmediyseniz de bu kitapta yer almıyorsa da farklı yerlerden araştırabilirsiniz. İsim işaretleri ezberleyin ki tespit ederken problem yaşamayın. Mesela hadihi imraatun meşhuratun. Hadihi yazar nokta nokta parantez arasından kelimeyi getir. Raculun getirirsek olmaz. Hadihi müennestir çünkü. Bu yüzden imraatun müennes kelimesi gelmesi gerekirdi. Hada mübteda ne üzere merfudur? Hada. Hada yine mahallen merfudur. Racul'un haberi olmakta zamme ile merfu. Meşhur da racul'un sıfatıdır. Bu yüzden aynı irab almış. Racul'un, meşhurun, meşhurun. Nasıl bir kalıp? İsmi mef'ul kalıbı. Hadihi müfret müennestir. Mübtedadır. İmratun haberi olmaktadır. Meşhuratun da İmran'ın sıfatı olmaktadır. İlk örnekte hadi işaret isimleridirler ve mebnidirler. Mübteda konumunda yer aldıkları için mahallen merfu diyoruz. Başka bir şey olsaydı mübteda değil de farklı bir konumda olsalardı belki merfu değil de mahallen mensup, mahallen mecrur dememiz gerekebilirdi. İlgiz zamirleri yani isim mensupları. İlgiz zamirlerin ikilileri yani tesniye hariç. Ama unutmuyoruz elbette. İsmi işaret olsun, ismi mevsul olsun. Bunların tesniyeleri mebni değil. Dolayısıyla mahallen merfu denilmez. Ama dikkat edelim. Mahallen merfu denilmez. Neyle merfu olurlar peki? Mesela hadani olur değil mi tesnisi? Hadani. Yani açıkçası şu hada fetek za'dan sonra elif var ya. Eliften sonra bir nun getiriliyor. Esre nun. Böylece tesni elde edilmiş olur. Hadani. Bu raf hali. Elif ile yazıldığı için raf hali. Nasb ve cer hali ne olur? Hadeyni. Ya ile yazılır. Hadeyni, hadani, hadeyni. Elif ya'ya dönüşüyor. Nas ve cer konumunda. Buna göre tesniye olsaydı mesela hadani olsa nasıl irabı nedir denilseydi. Hadani irabı nedir? Elif ile merfu denilir. Tabi burası da artık raculun değil. Raculani tesniyeye dönüşürdü. Dolayısıyla burası da meşhurani. Bu da tesniyeye dönüşür. Niye? Neyin sıfatı ise ona uyması gerekir. Racülhane'nin sıfatı olduğundan tesniye ya racülhane. Meşhuran bunun da tesniye olması gerekirdi. İlgiz zamirler de aynı şekilde. Demek ki neymiş? Tesniyeleri mebni değildir. Mebninin zıttı ne? Muret. Tesniyeleri murettir. Yani irabı değişkendir. Gözde görünebilir şekilde. İlgiz zamirlerin ikilileri yani tesniye hariç tümü mebnidir. Mübteda konumunda yer aldıkları zaman mahallen merfu olurlar. İlgiz zamirlerinden sonra ona zamirle bağlı ve onu açıklayıcı bir cümle gelir ki buna da sıla cümlesi denilir. Ama sıla cümlesinin irabtan mahalli yani yeri yoktur. İrabtan mahalli yani yeri yoktur. Neyin? Sıla cümlesi. Ellezî o ki câe geldi mühendisun.
Yani kim geldi? 50 değil. O ki kim o? Mühendismiş yani. Cae mühendis. Mühendis geldi. 50 değil. Ne burada? Müpteda. 50 değil. Müpteda. Cae fiil. Mühendisun haber. Pardon. Cae'nin faili. Bu durumda haber nerede? Çünkü 50 değil. Müpteda. Cae fiil. Mühendisun ne oldu? Fail oldu. O zaman tekrar edelim. Şey nerede? Haber nerededir? Haber göremedik. Haber şöyle oldu. Cae mühendis. Fiil cümlesi olarak. Cae fiil, mühendis, fail. Bunlar cümledir değil mi? Fiil cümlesi. Cae fiil, mühendis, fail. Nedir? Fiil cümlesidir. İşte fiil cümlesi bir bütün olarak yani cümle olarak ellediği müptedasının haber olmaktadır. Demek ki haber her zaman tek kelime olmaz. Bazen cümlede olabilir. Elledi müzekker olduğundan mühendis ve cae müzekker olarak gelmiştir. Elleti müennes bir isimden suldür, müfrettir, müennestir. Bu yüzden caet müennes geldi. Cae değil, caet müennes. Mühendi ise tun, bu da nedir yine? Müennestir, tae merbutu almıştır. Elleti müpteda, caet fiil, mühendis ise fail, fiil fail bir fiil cümlesi olarak haberdir, komple haberdir. Elletenin haberidir. Diğerleri de şimdi ne yazmış? Elletani. Bakın elletani demiş. Elletani merfudur. Neyle merfu? Elif ile merfu. Bundan hemen önceki elif ile merfudur. Oysa elledi neydi? Mahallen merfu. Çünkü nedir? Müfrettir. Elleti müfrettir. Mahallen merfu. Elletani tesniyedir. Neyle merfu? Elif ile merfu. Bunu unutmuyoruz. Şimdi elledi burada müpteda olduğu için böyle yazılmış değil. Yani atıyorum ne diyelim? Meful olmuş olsaydı yani nasıl konumunda olur ya meful yani mensup konumunda olsaydı yine elledi yazılacak. Yazılışı aynıydı. Elleti de aynı. Ama elletani öyle değil. Elletani gözle görünür değişikliğe uğrardı. Mesela bunun başında bir harfi cer olsa nasıl yazılırdı? Teyni, elif gider, yağ gelir diye. Teyni olur. Bu yüzden buna muret diyoruz. Bunlarsa mebni hiçbir şekilde değişmez. Yukarıdaki cümlelerde ellati, elleti, elledi ilgi zamirleri müpteda olup mahallen merfudurlar. Ancak elletani ikil olduğu için elif ile merfudur. Yani dediğimizi demişler. O zaman daha fazla bakmaya gerek yoktur. Ardından gelen cümlelerin sıla cümlesi olduğunu yani hem fiil cümlesi hem sıla cümlesi. 6. Muzaf yani tamlanan da olabilir. Müptedadan bahsediyorduk. Bir müpteda muzaf da olabilir. Hem muzaf hem müpteda olabilir. Belirtili isim tamlamalarında irapta tamlanana muzaf. Tamlanana bakılır. Tamlayan muzaf mülih daima mecrurdur. Şimdi burası önemli. Yani biraz anlatmaya değindiğim şeyi anlatmışlar. Tekil eril ve dişil. Yani müfret müzekker veya müfret müennes fark etmez. Tamlananlar bunlar yani. Bunun dışında kırık çoğullar ki buna cemi teksir, cumu'u teksir, cemi mükesser gibi adlar vermekteyiz. Kurallı dişil çoğullar yani cemi müennesler. Cemi müennesleri nasıl tanırız? Dik eliften sonra açık T'ye gelir. Bu şekilde tanımlarız onları. Müpteda olduklarında ne olur? Zamme ile merfu olurlar. Müpteda iseler sonlarında ne olması lazım? Zamme olması lazım. İkil yapısında yani tesniye olurlarsa ne olursa müpteda tesniye olursa elif ile merfu olur. Kurallı çoğul eril yani cemi müzekker salim olursa vav ile merfu olur. Bu çok önemli bir bilgi. Yani merfudur derken neyi kastediyoruz? Tam da burayı kastediyoruz. Bunu kesinlikle ezberlemelisiniz. Hem bu konu için yani hayati bir değer taşıyor, hem Arapça öğrenmek istiyorum diyenler için bu kesinlikle bilinmesi gerekiyor. Yani bunu bilmeden Arapça bilmeniz zaten mümkün değildir. Bu konuyu hala yani merak ediyorsanız dediğim, daha önceden değindiğim gibi ya da değinmedim sanırım şu an anlatayım. Arapça 3'ün 2. ünitesi veya Arapça 2'nin 8. ünitesi. Arapça 3'ün 2. ünitesi
veya Arapça 2'nin 8. ünitesi. Tam olarak bilmiyorum işte bu ikisinden birinde müpteda habere biz değinmiştik. Orada müpteda haber vardı yani. Kanalımızın oynatma listesine tıklayarak videoları görebiliyorsunuz. Zaten videonun sonunda parantez arasında müpteda haber yazmıştık. Bu şekilde müpteda haberi bulabilirsiniz. Bunlar orada değindik biz. İrab konusunlara değinmiştik. Şimdi bir kez daha sanırım kitap burada değinecek. Bakıyoruz. Medresetu Halidin. Halidin medresesi yani okulu nedir? Ba'idetun uzaktır. An beytihi kendi evi. Hi nereye gidiyor? Ali Halid'in evine gitmek. Halid'e gitmek. Medrese burada muzaftır. Halid'in görüyorsunuz muzaf neydi? Medrese nedir sonuç olarak? Medrese ile ilgili de bir bilgi verir. Medrese Halid'tir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Öylesi Halid haber değil. Medrese evden desek evden ne? Bu bilgi değil haber vermiyor. Medrese uzaktır desem anlamlı bir cümle olur. Öylesi ba'id kelimesi yani uzak kelimesi haber olur. Medrese kelimesi zamme ile merfudur. Niye zamme ile merfudur atıyorum vav ile elif ile değil? Çünkü müfettir. Müfett kelimelerin merfuluk alameti zammedir. Ba'idetun da müfettir. Bu yüzden merfuluk alameti zammedir. Mat'amul kulliyeti nazifun. Fakültenin yemekhanesi temizdir. Yemekhane manası da mat'am gelmektedir. İsmi mekandır. Görüldüğü üzere muzaftır. Kulliyeti mecrur çünkü. Mad'am yemekhane nedir? Nazifun temizdir. Öyleyse mad'am mübteda, nazif haber olmaktadır. Her ikisi de zamme ile merfudur. Çünkü her ikisi de nedir? Müfrettir. Dalibatul külliyeti. Fakültenin kız öğrencileri. Nedir? Mühedebatun. Terbiyelidirler. Dalibat nedir? Cemidir ve müennestir. Cem müennes salim. Nereden anladım ben bunun cem müennes salim olduğunu? Kelimenin son harfi açık T ile bitmiş. Hemen sağında dik B'lik var. Bu onun cem müennes salim olduğunu gösterir. Bir kelimenin cem müennes salim olduğunu bilsem ne olur, bilmesem ne olur? Bilsek çok şey olur. Böylece irabını tespit etmekte problem yaşamıyoruz. Dalibatu cem müennes salimdir. İrabı raf konumunda yani merfu olması gerekirken zamme ile olmaktadır. Cer konumundayken esre ile. Nasb konumundayken yani mensup olması gerekiyor. Ne hangi harekeyi veririz? Fethayı mı? Fethayı değil. Evet, acaba ne verirdik? Dalibatun müptedadır. Mühendebatun da haberdir. Bu da yine cem-i önüne salim. Açık. T sağında dik elif var. Cem-i önüne salim olduğundan merfuluk alameti zammedir. Müfret olduğundan merfuluk alameti zammeydi. Devam ediyoruz. Okulun ağaçları çoktur. Eşcar. Eşya nedir? Eşcar da cemi mükesserdir. Eşcar medreseti okulun ağaçları nedir? Kefiratın çoktur. Eşcar kelimesi cemi mükesser yani kırık çoğul olduğundan raf alameti zammedir. Kefiratın kelimesi müfret olduğundan merfuluk alameti zammedir. Eşcar kelimesi cemi mükesser dedik. Aklı var mı ağaçların? Yok. Aklı olsaydı kesilmezlerdi. Demek ki akılları yok. Ağaçların akılları olmadığına göre, yani akılları olsa da kesilebilirlerdi. Buna bir delil değil de. Akıllı olan varlık nedir? İnsandır, cindir. Bunun dışındaki her varlık akılsızdır. Bu durumda akılsız ve çoğuldur bu kelime. Yani gayri akıl diyoruz buna biz. Gayri akıl çoğul. Nedir? Müfret müennes hükmündedir. Bu yüzden haberi kefiratun, müfret ve müennes gelmiştir. Yani haberi niye çoğul değil diye merak ediyor olabilirsiniz. Onu yanıtlamak istedim. Dalibel medreseti dahibani. Daliba nedir? Aslında dalibani idi. Sonunda bir esrin nun var. Bildiğimiz tesniye bu kelime. Dalibun, daliban, dalibuna, dullabun diye devam eder çekimi. İsim fail. Dalibani sonundaki nun niye düştü? Çünkü daliba kelimesi muzaftır. Nereden anladık? Ardından gelen kelimenin son harfi esri değil. Bu durumda bu kelimenin muzaf olması gerekir. Madem ki muzaftır, tesniyeler muzaf olduklarında sonlarındaki nun harfi düşer. Bu yüzden daliba diye yazılmış. Bunu örnek olarak tebbet ya da ebi lehebin ve teb ayetini daha önceden biz vermiştik. Tebbet yeda ebi. Aslında neydi? Yeda ni ebi idi değil mi? Tebbet yeda ni ebi. Ama yeda'daki nun gitti. Niye gitti? Muzaf çünkü.
Aynı şekilde dali ba ni indi, dali ba kaldı, nun gitti, neden? Çünkü muzaftır. Tamam, devam edelim. Bu kelime nedir? Müptedadır. Merfuluk alametinin tesniye olduğuna göre eliftir merfuluk alameti. Artık zamı aramıyoruz. Tesniyelerde elif merfuluk alametidir. Dahi bani de merfu bir haberdir. Merfuluk alameti yine eliftir. Sondaki nun niye düşmedi? Çünkü muzaf değil ki. Muzaf sağda, muzaf ley solda olurdu. Solda şimdi kelime olmadığına göre neye muzaf diye bilirdik. Mühendisu eşşeriketi. Bu da Cem Yüzeke Salim'dir. Esasen vav'dan sonra nun vardı. Fethalı bir nun vardı. Mühendisu ne? Sonunda nun vardı. Bu kelime de muzaf olduğuna sonundaki nun düşmüştür. Buna göre diyebiliriz ki Tesniye ve Cem Yüzeker Salimler muzaf olduklarında sonlarındaki nun harfi düşer. Peki bunun merfuluk alameti ne? Vav'dır. Vav olduğuna göre bu nedir? Merfudur. Vav ile merfu bir müptedadır. Aynı zamanda muzaftır. Şerikenin muzafı. Mücitehidûne Cem Müzekker sahibidir. Vav ile merfudur. Sondaki nun bir alakası yok irabında. Mühendisi, vav yaya dönüşebilir yani. Nasb-ı cer konumundayken. Buraları okumaya gerek kalmadığını düşündüm. 7. Soru isimleri. Esma-ül istifham soru isimleri demektir. Esma nedir? İsmin ismanı esma. Cem mükesser bir kalıptır. İstifham da istifal babından mastar bir kelimedir. Soru isimlerin bir sürü var da diyor ki eyyu hariç hepsi mebnidir. Hepsi mebnidir yani hiçbirinin yazılışı değişmez. Ama eyyu'da bir farklılık olabilir. Ne? Eyyun, eyyin, eyye değil mi? Sonundaki hareket değişebilir. Diğerleri mebni yani değişmezler. Yani men diyorum burada. Şimdi meni, ne diyeyim size? Menu, mene, menen, temin falan öyle bir şey olmaz. Daima bu şekilde yazılır yani. Sonra bir değişiklik mümkün değildir. Mebnidir. Ne üzere mebni bu? Sükun üzere mebni. Men kim faze fis sibabi. Yarışta kim kazandı? Faze kazanmak, sibak yarış. Men kim? Burada men ne olmakta? Müptedadır. Nedir? Sükun üzere mebnidir. Mahallen merfudur. Yani lafzen merfu diyemiyoruz. Ey müpteda olmakta yine. Zamme ile merfu bu tabii ki. Çünkü niye zamme ile merfu? Mebni değil. Ama unutmuyoruz. Soru isimlerinde ey hariç diğerlere mebnidir. Ne olabilir? Elif olabilir mesela. Hemze. Hemze de soru manasına gelmekte. Hel var. Tevilli mastarlar. Mastarı müevvel. Mastar müevvel de tevilli mastar aynı manada. Fiil-i muzarinin başına en harfi geldiği zaman onu bahsettiği gibi anlamını da mastara çevirmekte. Bunu nasb ettiği gibi yanlış okudum. Bunu nasb ettiği gibi en ne yapar? Enden ke izen fiil muzari nasb eder. Nasb'dan kastım ne? Tabii nasb da bir terim. Yani nasb deyince aklınıza sadece fetha gelmemeli. Nasıl ki az önce işte gördük müfredlerde ötre ama tesnelerde elif, Cem Yüzeke Salimler'de vav merfuluk alameti ise nasb durumu da kelimenin çeşidine göre değişir. Aklınıza sadece fetha gelmemeli nasb veya mensup kelimesini duyduğunuzda. Bunu işlemiştik biz. Bu tür mastarlara da mastar anlamı geldiği için tevilli mastar denilmekte. Yani en ağır, en ve fiil muzari yan yana görüyorsak önce en sonra fiil muzari şurada olduğu gibi nedir o? Tevilli mastardır. Mastarı müevveldir. Mahallen merfu kabul edilmeleri gerekecek. Şimdi bunların manaları burada yazılmış zaten. Birinci cümlede ente sumu tevilli mastardır. Savmukum şeklinde açık mastar hükmündedir. Yani ente sumu demek savmukum. Savm mastardır çünkü. Same yesumu savmukum. Same fiil mazi. Yesumu fiil mazi. Savmukum mastar olmakta. Ardından küm zamiri getirilmiş. O manadadır diyor ente sulumu. Mastar manasıdır. Ente şrabe de şurbun şeribe yeşrabu şurbun şurbuke şeklinde manaya gelmekte. Senin içmen, senin oruç tutman, oruç tutuşunuz şeklinde. Mastar ne demek? Kelimeyi mek, mak, iş, uş gibi bir mana ile çevrilmesi manasına gelmekte.
İsim cümlelerinde mübtedaları belirleyin, iraplarını yapınız ve hangi tür isim olduklarını belirtiniz. Sıra sizde sorusu olduğundan pek durmuyorum. Mübtedanın marife haberin nekre olarak gelmesi asıl ise de yani çoğunlukla böyle olsa da bazen ne olur? Mübteda nekre olarak gelebilir. Mübtedanın nekre olduğu durumlar vardır. Mübteda nekre olarak gelebilir. 1. Yani bu durum hangi hallerde olur? 1. Mübteda nekreye muzaf olursa. Racullu a'malin. Amelün a'malun. Cem'i mükesser bir kalıp. Kadimun. İsim fail bir kalıp. Racullu a'malin. İş adamı gadimun geliyor. Gelicidir. İsim fail. Bu durumda racüllü müptedadır. Gadim onun haberidir. Yani adamdan haber vermekte. Adam nedir? Geliyor. Hatemu fizzatin. Gümüş yüzük. Yani hatemu min fizzatin demektir. Bu hatem yüzük. Neden bir yüzük? Fizza. Gümüşten yapılmış olan bir yüzük. Nedir? Rahisun. Ucuzdur. Gümüş yüzük. Ucuzdur. Hatem burada nedir? Mübtedadır ve nekredir. Fizzatın onu muzaf ileyhi. Muzaf ileyhi. Racül burada muzaftır, mübtedadır. E'mal kelimesine muzaftır yine. Rahis haberdir. Demek ki mübteda nekreye muzaf olursa ne olur? Mübtedada nekre olarak gelebilir. Yani gelir değil, gelebilir. Mübteda nekre kelimelerden oluşan sıfat tamlamasında mevsuf olursa. Medarun, yağmur. Gazirun, bol yağmur nedir? Nazilun, yağıyor. Metar burada ne olmakta bu durumda? Mübteda olmakta. Nazil ise onun haber olmaktadır. Medar burada ne konumunda? Mevsuf konumunda. Gazir onun sıfatıdır. Ona özellik vermek. Yağmur nasıl bir yağmur? Yani bol bol yağmur, zayıf yağmur, kısa süreli yağmur gibi özelliği olabilir yağmur. Mübteda nekre olup kendisinden önce olumsuzluk edatı ve soru edatı varsa. Ma ahadun musafirin. Kimse yolcu değildir. Burada ma değildir manasında. Olumsuzluk değildir, yoktur manasında. Ahadun da burada ne olur? Mübteda olur. Bunlar neyin örnekleri? Şu an neyin örnekleri verilmekte? Nefi edatından sonra, yani olumsuzluk edatından sonra mübteda nekre olarak gelebilir denilmiştir. Onun örnekleri verilmektedir. Ma da yine olumsuzluktur. Yanımızda cahil yoktur. Ma cahilin, cahil yoktur. Nerede? İndena, yanımızda. Hel ahadun. Bu da nedir? Yani az öncekiler olumsuzluğa örnek vermiş. İki tane ma ile örnek vermiş. Olumsuzluk. Şimdi istifham yani soru. Hel soru manasında. Mi manasında gelir. Eylahun ma'allah ayettir zaten. En baştaki hemze soru manasında. Mi manasında. Hel ile e aynı manadır. Hel ahadun fissaheti. Alanda kimse var mıdır? Hel ahadun kimse var mıdır? Fissaheti alanda sahada. Eylahun maallah. E ilahun ilah var mıdır? Maallahi Allah ile beraber. Ondan başka bir ilah var mıdır? Elbette yoktur. Mübteda nekre olup haber car mecrur ve zarftan oluşursa. Burada yani birkaç bilgi var aslında. Mübteda nekre olabiliyordu zaten. Haberin ne olduğunu öğrendik. Car ve mecrur olabilir haber. Car, harfi cer demek. Ba, min, ila, an, ala, lam, fi, kef, hatta diye devam eden harfi cerleri ezbere bilmeniz gerekir esasen. Mecrur da harfi cerden sonra gelen kelimedir. Cer edilmiş kelime. Ve zarftan oluşursa. Zarf, ikiye ayrılır. Mekan, zarflar olabilir. Yani yer bildiriyor. Mesela yemek yedim. Nerede? Lokantada. Lokanta ne olur? Mekan bildirdiği için zarftır. Yaşıyorum. Nerede? Türkiye'de. Türkiye yine bir mekandır. Çok büyük bir mekan, evet, bir ülke olarak da olsa fark etmiyor yine de yer bildirdiğinden. Elbette bir şehir de diyebilirdik ardından. Yaşıyorum nerede? Samsun'da. Bu da bir mekan zarfı olur. Bunu daha da küçültebiliriz. İşte atıyorum falanca mahallede yaşıyorum. O da yine zarf olurdu. Filanca sokakta yaşıyorum. O da zarf olurdu. Mekan bildirdikten sonra nedir? Hepsi zarftır. Zaman zarfı da olabilir. Zaman bildiriyorsa.
Önümüzdeki ay, gelecek yıl, asır olabilir, saat olabilir, saniye olabilir vesaire. Bunlar hep nedir? Zarftır. Demek ki zaman veya mekan bildiren kelimeleri de, yani zaman ve mekan bildiren kelimelere zarf demek. Yani zarfı AB olarak ayırabiliriz. Bir de car mecrur dedik. Bunlar bu şekilde oluşursa ne olur? Mübteda haberden sonra gelir. Bu tür cümlelerde anlamı verirken vardır, mevcuttur diye tercüme ederiz. Fil gurfeti. Odada vardır. Ne? Diflun. Bir çocuk. Çocuk vardır. Fil gurfeti. Fi harfi cer. Gurfe ne olur? Onun mecruru olur. Cer mecrur. Aynı zamanda elbette ki gurfe nedir? Bir mekan bildirmektedir. Yani mekan zarfları da diyebiliriz. Masanın üzerinde kitap varmış. Alel min vadeti kitabı. Masa ne olur? Bu da yine bir mekan bildirdiği için zarftır. Ama nasıl zarf? Burada car, yani harfi cer ve zarf var. Ama buna ne diyeceğiz biz? Harfi cer ve mecruru, yani car mecrur haberdir birlikte. Fil gurfeti haberdir birlikte. Burada ne olmuş? Haber önce gelmiş. Mübteda sonra geliyor. Yer değiştirilir. Fevgal eşcari, fevga zarf. Üzerinde vardır yani. Fevgal eşcari, ağaçların üzerinde var. Ne var? Duyurun. Kuşlar. Dayırın duyuru. Kuşlar demek. Birkaç kuş da diyebiliriz. Kuşlar da diyebiliriz. Bu örneklerde şunlar haberdir vesaire. Mübteda türün genelini içeriyorsa, yani cins manasındaysa aslında, bir genel varsa, küllü lehu mudî'ûne, herkes ona itaat eder. Herkes, tamamı. Küllün herkes demek. Lehu ona nedir? Mudî'ûne itaatkardır. İnsanın, insan nedir? Hayrun, daha hayırlıdır. Min behimetin, hayvandan. Hayırlıdır, üstündür. Bu iki örnekte insan ve kül kelimeleri türün genelini ifade etmişlerdir ve nedir? Mübtedadır. Küllün tamamı nedir? Mudî'ûne itaatkârdır. Mübteda rütbe kelimesinden sonra gelirse. Ancak rütbe kelimesi harfi cer olduğu için rütbetalin diye örneği verir ya. Rütbetalin yani anhu el-Kur'anu diye örnekle geçer. Rütbenin örneği. Rübbe kelimesinden sonra gelirse. Ancak unutmayalım. Rübbe kelimesi harfi cer olduğu için kendisinden sonra gelen mübteda konumundaki ismi mecrur yapmaktadır. Mübteda bu durumda ne olur? Mahallen merfu olmaktadır. Rübbe imra'etin a'zamu min raculin. Rübbe sa'in li ka'idin. Burada ne olmuştur? Rübbeden sonra mübteda gelmiştir. İşte imraatin olsun, sa'in olsun. Bunlar nedir? Mübtedadır. Nasıl mübteda? Lafzen mecrur. Yani okunuşta mecrur okuyorum. Evet. Ama nedir? Mahallen merfudur. Mübtedanın haberinin marif olması. Mübtedanın haberi genellikle nekre gelir. Ancak mübteda belirli isim olmak şartıyla haber bazen cümlede marif olarak gelebilir. Muhammedun, Muhammed nedir? Resulullah, Allah'ın Resulüdür. Muhammed özel isim olduğundan marifedir, belirli bir isim. Resul kelimesine direkt baktığında esasen nekredir. Ama marifenin bir kısmında neydi? Marifeye muzaf olan o nekre kelime var ya, ilk başta nekreydi, sonra marifeye muzaf oldu ya. İşte marifeye muzaf olan kelimeyi de marife sayacağız. O da marif. Bu durumda Resul her ne kadar nekre olsa da ardından Allah lafzı, lafzatullah geldiğinden ve Allah lafzı görüyorsunuz esre ile bitmiştir. Yani mecrur konumunda, muzafun ileyh konumunda. Bu yüzden sağındaki ne olur? Muzaf olur. Eşittir. Resul marife olan Allah kelimesine muzaf olduğundan Resul nedir artık? O da marifedir. Marifeye muzaf olan marife olur kuralından ötürü. Bu yüzden Muhammed mübtedadır. Nasıl mübtedadır? Marifedir. Resul haberdir. Nasıl haberdir? Marifedir. Tabi burada Muhammedu yazmışlar. Yanlış yani. İki tane ötü olması gerekiyor. Muhammedur Resulullah ayettir aynı zamanda.
Bu yüzden Muhammed'in yazılması gerektiğine gayet emin bir şekilde söyleyebiliriz. Din nasihatı, bu da bir hadis. El-dinu din nedir? En-nasihatu nasihattir. Çünkü de haber. Kale limen diye devam eder hadis. Kim için nasihattir? Nasihatten kasıt direkt samimiyet, ihlas olarak geçmekte. Şerhine baktığımızda bir dünya yazı. Aslında bunun bir şerhini yazmıştık. Müpteda ve haberin her ikisi de belirli isim olarak geldiği durumda ikisinin sıfat tanımlaması şeklinde anlaşılması ihtimali varsa. Şimdi sıfat tanımlaması, yani müpteda da söyleyebiliriz mesela. Şuraya bakalım. Şu mavi olarak çizdiğim yer önemli esas. Müpteda ve haber ikisi de marife ise acaba sıfat nesif ilişkisi var mı yok mu diye karmaşaya düşme ihtimalimiz olabilir. Ed-dinu din. Öyle din ki en-nasihatu nasih din. Nasihatli din gibi sıfat nesif olarak düşünülebilme ihtimali şu an zayıf. Ama düşünülebilirdi gramer bakımından. Bu durumda yani biliyorsunuz sıfat da mensup da birbirine uymak zorunda. Hangi yönden? Müfrede müfret, tesniye tesniye, cimi, cimi, müzekere müzeker, müennese müennes, marifeye marife. Birisi marifesi, diğerinde marif olması. Yani sıfat ve mensuptur ya sıfat cümlesindeki ögeler. Bir tane mensup var, sonra sıfat gelir. Her ikisi de marife veya her ikisi de nekre olur. Birbirlerine uyum gerekir. İşte burada da uyum var. Eddin eliflamlı, ennasiha eliflamlı. Acaba sıfat mensup mu diye bir şüphe yer olduğunda ne yapılır? Aralarına zamirul fasıl, yani ayrıcı zamir denen müpteda ile uyumlu merfu munfasıl zamir getirilir. Zamirul fasıl nedir? Müpteda ile marife her ikisi de, pardon, müpteda ile haber her ikisi de marife ise acaba sıfat mensup mu diye bir karıştırma riski varsa müpteda ile haber arasında konulan zamirdir. Bu zamirin adı ne? Zamirul fasıl. Bu müpteda ile uyumlu, merfu, munfasıl zamir olacak. Zamir-i fasıl peş peşe gelen iki belirli ismi arasına girerek onların cümle olduğunu gösterdiği gibi cümlenin anlamında pekiştirme görevi görür. Şu örneklere bakın. Er-Raculul Kerimu. Sıfat anlaması zaten yazılmış cömert olan. Er-Raculu El-Kerim. Er-Racul mevsuftur. El-Kerimu sıfattır. Sıfat özellik bildiren kelimedir. Er-Racul adam. Adam ne acaba? Adam cömert. Cömerttir desem haber olur. Ama cömert adam diyor. Öyle adam ki cömert olan adam gibi o manada. Cömert adam deyince haber olmuyor. Cömerttir desem haber olur. Bunlar sıfat mevsuf. Araya niye getirmemiz lazım? Bir daha haber yapılması için. Yani isim cümlesi olarak ele alabilmek için. Er-Racul ile Kerim arasında hüve zamiri getiriliyor. Niye hiye değil? Zamirleri bilmemiz gerekiyor bunu anlayabilmek için. Er-Racul nedir? Evvelen müzekkerdir. Ardından müfrettir. Hüve de müzekkerdir ve müfrettir. Buraya hiye getirsek müfret ama müennes olurdu. Racül öyle değil, uyumsuz olur. Müfredâ ile uyumlu bir zamir istenen teyidi hatırlayalım. Bu yüzden hüve gelmiştir. Buna göre er racül adam ne? Hüve o adam nedir? El kerîmu cömerttir. Burada hüve zamiri fasıl olarak yer almaktadır. Yani hüve tekrar müfredâ haber gibi bir öge yüklemiyoruz. Ebbâli betül müştehidetün. Çalışkan bayan öğrenci diyoruz. Bayan öğrenci çalışkandır diyemiyoruz. Diyebilmemiz için müpteda haber olması gerekir. İşte o müpteda haber olduklarının her ikisi de marife ya sıfat mevsuf görüyorsunuz. Eliflamlı, eliflamlı. Kapalı T, kapalı T. Yani her ikisi de aynı. Ötreyle bitmiş, ötreyle bitmiş. Nedir? Sıfat mevsuftur. Burada da aynı söz konusu. Tamam işte sıfat mevsuf olduğunu düşünmeyin diye biz buraya bir hiye kuralım demiştir. Aşağıda sıfat tanımlamaları verilmiştir. Siz bu sıfat tanımlamalarının arasına zamir-ı fasıl koyarak cümlelere dönüştürünüz. Ulaikel muflihun hâdâ racu diye devam ediyor. Zamir-ı fasıl, Kur'an-ı Kerim'de de defalarca geçmektedir. Meal çalışması başlığı altında yani onun altında bir 20 kadar 19 video falan çekmiştik.
Bakara suresinde işledik. Birinci cüzü tamamlamıştık. Birinci cüzde gördük ki bir dünya bu zamir faslından geçmektedir. Örnek olarak elinizde Kur'an-ı Kerim vardır. Bakara suresi 27'yi açabilirsiniz. Ulaike humul hasirun, ulaike humul muflihun gibi pek çok ayet vardır. Bakara 27'ye bakın, 32'ye bakın, 37'ye bakın, 54'e bakın. Ulaike humul hasirun örnek. Mübteda ve haberin uyumu ve irabı. Mübteda'nın haberi müfret olarak gelebilir. Yani cümle değil. Müfretten kasıt ne? Cümle olmayışı. Müsret tesniye cemi manasındaki müsreti kastetmiyoruz. Altını çizelim bunun 5 defa. Ne kastediyoruz? Müsret derken cümle değil yani. Geldiği zaman 2 yapıda gelebilir. Müsret haber, camit. Yani camit ne demek? Hiçbir kelimeden türetilmemiş, doğrudan bir varlığa ad olarak konulmuş. Türetilmemiş. Örnek verelim. İşte meşhur kelime nedir? Ketebe, yektubu. Yani en iyi bildiğiniz kelime olarak varsayarak ketebe yektubu, ketebe fiil mazi yazdı, yektubu fiil muzari yazar yazıyor yazacak gibi mana verebiliriz. Diyelim ki katibun, katip, katip nedir? Yazıcı, yazma işi yapan kişi. Katip kelimesi bir yerden türemiş mi? Tabii ki mazisi var, muzaresi var, mastarı var. Öyleyse camit değildir. Camit değildir. Camit olması için bir kelimenin mazi, muzari, mastarı olmaması gerekir. Haber camit olduğu zaman müptidaya, müzekker, müennes, müfettesine, cemi olma yönünden uyması şart değildir. Tekrar edelim. Haber camit ise müptida ile haber arasında uyum aranmaz. Ama camit de olsa her zaman için merfudur yani o değişmiyor. Hada bu nedir? Hacerun taştır. Hacer camit bir isimdir. Hacer kelimesinin fiil mazi, fiil muzari ve mastarı yoktur. Yani olsa da bu manada yoktur. Yani aynı harfleri bulabilseniz bile bu manada taş oldu, taş oluyor, taş olmak şeklinde değildir. Taş direkt bir isimdir. El-ulema'u siracül ümmeti. Siraç kelimesi nedir? Yine neredeydi? Şuradaydı. Camittir. Bu şekilde. Hâdâ mübteda Hacer onun haberi olmakta. El-ulema'u mübteda Sirac onun haberi olmaktır. El-ulema'u alimun alimani ulema nedir? Cemî müşesserdir. Yani cemidir ama Sirac cemî değildir. El-ulema'u mübteda cemî bir mübteda. Sirac haber cemî bir haber değil. El erlu furatun. Dünya nedir? Yuvarlaktır. El furatu nehrun. Fırat nehirdir. Bu örneklerde Hacer, Siraç, Küra, Furat kelimelerinin cümlede haber konumundadır. Mübteda ile müzekker, müennes, müfettesine, cemi gibi bir yönden uymaları gerekmiyor. Çünkü fiilden türememiş camit isimlerdir. Tekrar ediyoruz. Haber camit ise mübteda ile uyumlu olması gerekmez. Hangi yönden uyumlu? İşte şu yönden uyumlu olması gerekmiyor. Yani müzekker mühendislik yönden uyması gerekmez. Mübteda müzekkerse haber önünde müzekker olması gerekmiyor mühendis olabilir. Mübteda tesniye ise haberin tesniye olması gerekmiyor. Cemi olabilir. Ama camit ise. Müfret haber müştak yani fiilden türemiş de olabilir. Müştaktan kasıt ne? İsim fail, isim mefhul, sıfatı müşebbehe gibi, ismi tafdil gibi, mübalağa ismi fail gibi. Vasıf içerikli kelimeler haber oldukları zaman müptedaya her yönden ne olur? Uyar. Bu uyum şu şekilde gerçekleşir. Müpteda müfret müzekker olunca haberi de müfret müzekker olur. Her ikisi de tabii ki mefhuldür. Hüve dalibun ve müpteda bir müptedadır. Nedir? Müzekkerdir ve müfrettir. Müzekker, müfret. Talip haberdir, müfrettir, müzekkerdir. Yani huma dâribun olmaz bu. Ve huma tesnisi onu kastettim. Ma'un nehrin suyu nedir? Galilun azdır. Galil burada haber olur. Ma müftedadır. Her ikisi de nedir?
müfrettir ve müzekkerdir. El-ilmu ilim nedir? Nafi'un. Nafi'atun olmaz. Çünkü ilim kelimesi müzekkerdir. Nafi'nin de müzekker olması gerekir. İlim müfrettir. Nafi'nin de müfret olması gerekir. Nüktede müfret müennes olursa haber de aynı şekilde olur. Ene dalibetun. Ene ben neyim? Dalibetun. Bir kız öğrenciyim denilmiş. Tabi ene'nin neresi müennestir diyebilirsiniz. Ene nedir? Müşterektir. Erkek de bunu kullansa ene demesi gerekir. Kadın da kullansa ene demesi gerekir. Yani ketebe, ketebet gibi değildir. Ortaktır. Es-seyyaratu otomobil nedir? Seriatun hızlıdır. Es-seyyaratu nedir? Müennes müfrettir. Seriatun da müennese müfrettir. Her ikisinin de sonu kapalı T ile bitmiştir. Hani ene de müenneslik alameti göremedim demeyin. Müennesi de kullanılır, müzekkere de kullanılır. Her ikisinde de kullanılabilen bir zamirdir. Aynı şekilde bir zamir daha var. O da nedir? Nahnu. Ene nahnu. Ene ben, nahnu biz. Eşşecaratu hazra'u. Eşşecaratu ta merbuta ile nedir? Müennestir. Hazra kelimesi de elif-i memdude ile müennestir. Elif-i memdude dik elif. Yani ra'dan sonraki kısım olmaktadır. Mübteda tesniye müzekker olursa haber de yine tesniye müzekker olarak gelir. Mefruk alameti elif olur. Daha önceden değinmiştik. Hüve humahum, hiye humahunne diye zamirler vardır. Huma nedir? Tesniye zamirdir. Huma o ikisi nedir? Mühendisani, neşidani. İkisi çalışkan mühendistir. Mühendisani, huma o ikisi mübteda olur. Mühendisani haber olur. Huma zamir olduğundan irabı nedir diye sorsa, zamirler neydi? Mebni idi. Mebnilerin irabı nasıl olurdu? Mahallen olurdu. Burada mübteda olduğuna göre mahallen merfu demek gerekir. Mühendisanın irabı nedir? Yani aşağıdaki şıklarda atıyorum A, B, C verilir. Hangisinde doğru irab verilmiştir? Mühendisane tesniye olduğu için elif ile merfudur. Neşeydan ise mühendis kelimesinin sıfatı olur. Başka bir şey değildir. Sıfat mevsuf ilişkisi. Mevsuf hangisi? Mühendis. Yani mühendisane sıfat neşeydan. Nereden anladık? Her ikisi de nekre, her ikisi de tesniye, her ikisi de müzekker, her ikisinin de irabı aynı. El-fellâhâni mesrurâni. Görüyorsunuz durumlar aynı yani. Mübteda haber arasında uyum var. Müzekkerler ikisi de ve tesniyeler ikisi de. Her ikisi de merfu konumunda elif ile merfu durumlara tesniye oldukları için. Mübteda tesniye müennes olursa o zaman haber ne olur? Haber de tesniye müennes olur. Mübteda cemi müzekker salim olursa haber ne olur? Haber de cemi müzekker salim olarak bir şey değişmez. Cemi müzekker salim neydi? Vav ile biten kelimelerdi. Vav nun veya ya nun ile yazılırlar. Nun muzaf olduğunda düşerdi demiştik. Ama bu kelimeler mübteda ve haber olduğu zaman sadece vav ile yazılır, ya ile yazılmaz. Çünkü mübteda haber ikisi de merfudur. El-muvazzafune. Bu kelimenin irabı için aşağıdakilerden hangi şıkta doğru bilgi verilmiştir? Muvazzafun kelimesi nunun fethası ile mensuptur. B şıkkı nunun zammesi ile merfudur. C şıkkı nunda gizli bir zamir vardır. D şıkkı vav ile merfudur. E şıkkı vav'dan önceki fa'nın yani f harfinin ötesiyle merfudur. Atıyorum A, B, C, D, E dedik değil mi? Bir de F diyelim. F şıkkı bu kelime mahallen merfudur. Hangisi doğrudur? Vav ile merfudur. Cem müzekker salimler vav ile merfudur. Tıpkı meşgulüne de olduğu gibi ikisi de aynı. İkisi de nedir? Müzekkerdir ve cemidir. Mübteda akıllı varlıkların cemi müennes salimi olduğunda haber ne olur? Aynı şekilde. Dabibatun mahiratun. Cem mühendis salim diyor. Nerede anladık? Açık T ve ardında bir elif var. Mahiratun açık T ve ardında yani bir önceki harf dik eliftir. Buradan bunların cem mühendis salim olduğunu anladık. Elümmehatu açık bir T var. Sağında elif var. Rahimatun açık bir T ve sağında elif var. Bunlar bunun cem mühendis salim olduğunu gösterir.
Arapçada akılsız çoğullar cümle kuruluşunda tekil dişil yani müfredin önde sükununda değerlendirilirler. Buna birkaç yerde değinmiştim ben. Şimdi de yazdığını gördük. Müfredde akıllı olmayan varlıkların cem'i teksiri, yani kırık çoğul olursa. Akıllı olmayan varlık ne demek? İnsan ve cinin dışındaki varlık demek. Haber ne olur? Tekil dişil yani müfredin önnesi yapısında gelir. Aynı şekilde haber akılsız kırık çoğul olduğu zaman mübteda tekil dişi şeklinde olur. Her iki durumda mübteda ve haberin irabı zamme ile olmaktadır. Örneklerini görüyorsunuz. Es-seyyaratu otomobiller nedir? Ciddi bütün yenidir. Otomobillerin aklı olmadığı için müfret müennes hükmündedir. Bu yüzden haberine geldi. Müfret müennes geldi. Hadihi bu nedir? Cera-idül yevmi. Bugünün gazeteleridir. Buraları bir kere okumamızda fayda var. Ama ne anladık? Cemi olan kelime ister mübteda olsun, ister haber olsun, ister farklı bir şey olsun. Gayri akıl yani akıllı olmayan bir varlık ise ona uyumlu olarak gelmesi gelen kelime. İşte haber olur, farklı bir şey olur. Müfret müennes olarak gelmektedir. Mübteda akıllı varlıkların cemi teksiri olursa haber de cem müzekker salim olarak veya kırık çoğul olarak gelir. Mübteda akıllı kırık çoğul olunca zamme ile merfu olur. Haber ise cem müzekker salim olduğu için vav ile olur. Ama eğer cemim keserse o da yine zamme ile olur. Mesela er-ricalu er-ricalu kavvamun ala nisa diye ayet var mesela. Er-ricalu raculun raculan rical. Rical nedir? Cemi mükesserdir. Kırık çoğul. Akıllı bir varlık mı? Evet, erkekler diyor. Erkeklerin kimisinde aklı vardır. Akıllı olduğu için haberi de ne gelmektedir? Cemi gelmektedir. Müfret değildir. Askerler diyor. El-cunut. Cunut da nedir yine? Cemi mükesserdir. Tabii ki akıllıdır. Askerlerin deli olduğunu iddia eden yok. El-enbiya-u nebiyyün. Nebi yani enbiya, cemi mükesserdir. Nebiler, peygamberlerin akılları vardır. Dolayısıyla haber cemi gelir. İşte bu şekilde kırık çoğullar akılsız varlık olsaydı, işte ağaç olur, ev olur, otomobil olur, tarla olur, klavye olur, mouse, mikrofon olabilir, halı olabilir. Bunlar da bir akıl olmadığı için haberlerine gelirdi. Müfret, müennes gelirdi. Müptidanın haberi, cer harfi, mecrur. Ne diyor? Müptidanın haberi. Haberi kısacası ne gelirse şibih cümle olarak gelirse. Yani car mecrurdan oluşuyorsa haber. Car mecrurdan oluşuyorsa aralarında müzekker müennes, tekil, müfret işte yani tesniye çoğul gibi uyum aranmaz. Car mecrur veya zarf şeklinde gelen haber ne olur? Mahalle merfu olur. Bu tür haberlere de şibih cümle denilmektedir. Buna da değinmiştik. İnne ve havatuha yani inne ve kardeşlerini işlemiştik sanırım. Veya kâne ve havatuha, kâne ve kardeşler olabilir ama inne ve kardeşleri diye hatırlıyorum. Orada da innenin tabi ismi var, haberi var. Haberini işlerken haberin kısımlarına değinmiştik. Ayetlerde pek çok örnek vermiştik. Haber, car ve mecrurdan oluşursa, car harfi cer demek. Mecrur harfi cerrin, cer ettiği kelime demek. Zarf ikiye ayrılırdı. Neydi bu? Birincisi zaman manasına gelen kelimeler, ikincisi mekan manasına gelen kelimeler. İşte haber böyle bir kelime ise, yani car mecrur veya zarf ise ne olur? Mahallen merfu diyeceğiz onu. Çünkü cümledir, cümleler mahallen yapılmakta. Dalibu öğrenci, tabii erkek öğrenci, dalibetu değil, öğrenci nedir ki? Saf sınıftadır. Fi harfler, es-saf onun mecruru olmaktadır. Saf sınıf aynı zamanda bir mekan olduğundan ne olmaktadır? Aynı zamanda da zarftır. Yani burada mecrur olduğunu ön planda tutuyoruz. Nedir burası? Haberdir. Nasıl haber? Cümle haber. Nüksü bir cümle, şibih cümle. Cümleyi yani isim cümlesi, fiil cümlesi olarak ayırdığımız gibi buna ilave olarak bir de şibih cümle. Yani cümleye benzeyen, cümle benzeri, cümlemsi diyebileceğimiz bir yapı vardır. Bunlara da şibih cümle diyoruz. Neye şibih cümle diyoruz? Car ve mecrurdan oluşan haber cümlesine ve zarftan oluşan haber cümlesine. Burada ne oldu? Bir uyum olmayacağı anlatıldı.
Ed-dâlibu fis-sâfi, ed-dullâbu fis-sâfi. Dullâh cimidir. Öğrenciler, erkek öğrenciler. Erkek öğrencilerin aklı var mıdır? Çoğunun vardır. Dolayısıyla nedir? Akıldır, yani gayri akıl değildir. Haberinin olması beklenirdi. Cemi olması beklenirdi. Cemi mi? Değil. Fis-sâfi, yukarıdaki gibi aynı. Sınıf. Sınıflar değil yani. Ed-dâlibetü müennes ve müfrettir. Fis-sâfi her zaman aynı yazılmış değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ve saf yazılışında bir değişiklik yok. Yani haber burası biliyorsunuz. Fis saf bir cümle olarak haber. Şibi cümle olarak haber. Bir değişiklik var mı yazılışta? Yok. Oysa sağ taraf sürekli değişiyor. Ne demek istiyoruz? Uyum yok aralarında. Mübteda istediğin kadar değiştir. Haber değişmiyor. Niye değişmiyor? Haber şibih cümle. Şibih cümle olduğu zaman mübteda ile haber arasında bir uyum aranmamaktadır. Ed-duyur, kuşlar nedir? Fevka şecereti, ağacın üstündedir. Fevk, üstünde demektir. Mekandır. Mekan zarfı. Meryem fakültenin önündedir. Meryem nedir? Emamel külliye. Külliye, fakülte demek. Emam, önünde demektir. Zarftır, mekan bildiriyor. Önünde bir. Bir uyum söz konusu değildir. Nedir bunlar? Mahallen merfu. Mahallen merfu. İrab. Mahallen merfudur. 10. Mübteda zamir, ilgi zamiri, işaret ismi şeklinde gelirse, haber bunlara müzekker, müennes, işte tekil, çoğul yönünden uyar. Ne zaman uyarmış? Mübteda zamir, ilgi zamiri, ismi işaret şeklinde gelirse. Bu üç isim türü mebni, yani harekesi hiçbir şekilde değişmiyor. Başına harf-i cer de getirsen değişmiyor. Harf-i cer oradan kaldırsan da değişmiyor. Oldukları için mübteda ve haber bu isimlerden birinin yapısında geldiği zaman irab yönünden mahallen merfu diyeceğiz. Anlattığımız şeydi. Ente sen nesin? Katibun. Yazarsın, yazıcısın. Ente nedir? Mübtedadır. İrab ney? Mahallen merfu. Huma zamirdir. İrab ney? Mahallen merfu. Ellidi mebnidir. İrab ney? Mahallen merfu. Ellati mahallen merfu. Mahallen merfu. Mahallen merfu. Mahallen merfu. Biliyorsunuz. İsim işaretler, zamirler ve isim mensuller nedir? Mebnidir. Ama isim işaret ve isim mensuplerin tesnifleri mebni değildi. Altını da çizelim. Zamirler böyle bir şey. Zamirlerin tamamı mebni. Mübteda ve haber maksur isim. Yani son harfi elif olup ondan önceki harfin harekesi fetha olan. Buna ne diyoruz? Maksur. Ve menkus. Yani son harfi ya olup ondan önceki harfin harekesi kesre olan. Maksur ile menkusu karıştırmıyoruz. Maksurda ne var? İkisi de son harfi ya ama maksurda bir önceki harfin harekesi fetha iken menkusta bir önceki harfte kesre var. Olurlarsa son harfleri harekeyi gizler. Son harflerin harekeyi göremezsin. Bu durumda mübteda ve haber mukadder. Yani varsayılan bir zamme ile merfu olurlar. Meksur isimler nekre olarak gelirse sonundaki elif meksura düşmez. Ne olarak gelirse? Nekre olarak gelirse. Sondaki elif düşmez. Sondaki elif duruyor yani arkadaşlar bu kastedilmekte. Asan derken elif var. Ancak sonu fethalı tenvin okunur. Esas hareke ve esas hareke bu tenvinde takdir edilir, gizlenir. Mesela elinde bir sopa var anlamındaki cümlede. Asan kelimesi mübtedadır. Fi yedihi onun elinde vardır. Ne vardır? Asan bir sopa vardır. Burada ne var? Fi harfi cer. Car mecrur bir cümle olarak haber öne geçmiştir. Asan onun mübtedası merfudur. Nasıl merfu? Takdiren merfu. Ötreyi göremiyoruz. Merfuk alamet olan zamme teminde takdir edilmiştir. Menkus isim nekre olarak gelirse sondaki ya düşer. Onun yerine kesreli tenvin alır. Ne var burada? Aliyun Ali ra'in fil gariyeti. Aliyun Ali nedir? Ra'in. Çobandır. Koyun beklemektedir. Nerede? Fil gariyeti köyde. Ra'in burada haber olmaktadır. Nasıl bir haberdir bu? Takdiren merfudur. Yani bu aslında ra'iyun olurdu ama ya düşmüştür. Teminde ne olmuş?
ve furuk aralıkta olan zamda gizlenmiştir. Şu örneklerde dikkat edin denilmiş. Dünya nedir? Mezra'atül ahireti. Dünya müteda olur. Dünya nedir? Mezra'dır. Tarladır yani. Diye devam ediyor. Muhammed'in Muhammed nedir? Gavı kadıdır. Haber olur kadı. Uygun hale getirerek boşluk bırakın. Sıra sizde sorusu. Cevabı sizde var zaten. Haberin müptedadan önce geldiği durumlar vardır. Bazen haber önce gelir, müpteda sonra gelir. Bu konu Arapça 2 kitabında geniş olarak anlatılacağından dolayı da birkaç örnek vermekle yetinmekteyiz. Mete seferu, yolculuk ne zaman? Meta seferu. Yani anlatılacağı için biz de anlatmıyoruz. Burada dikkat etmenize gerek olduğunu düşünmüyorum. Buradan soru sormayacaklardı. Kendileri de Arapça 2'nin konusu olduğunu ifade etmişler. Alıştırmalar aşağıdaki isim cümlelerinde müpteda ve haberi belirleyin. Haris'in Haris nedir? Müdürü şirketi. Şirketin müdürüdür. Cümlelerde müpteda ve haberi. Yani Haris müpteda olur, müdür haber olur. El-kıra'etü, kıra'et nedir? Hivayeti, hivayedir. Kıra'et müfide olur, hivaye haber olur, müfide onun sıfatı olur. Hada bu nedir? Ma'rizul kutubi, hada müfide, ma'riz haber olur. Hadihi müfide, suhuf haber olur. Hil-hakibe haber olur. Harf-i cer mevcut öne geçmiştir haber burada. Melabis onun müfidası olur. El-ihtibaru, ihtibar nedir? Yani müfteda burası. Fi-şehri şevval ise onun haberi olur. Nasıl haber? Şibih cümle haber. Çünkü harf-i cer ve mecburdan oluşmakta. Es-sa'atu, saat nedir? Et-tasi'u, 9'dur. Ve-nesfi, 9.5'tur. Haber olur. Aşağıdaki cümlelerde müftedaları tespit edip hangi tür isimlerden oluştuğunu ve irabını söyleyin. Kısacası müfteda üzerine konuşun demişler. Es-seferu yolculuk bil cevvi gali. Es-seferu. Hadihi bu nedir? Suhufun. Sayfalardır. Hadihi müfteda olur. Suhuf haber olur. Es-seferu müfteda olur yine. Halid ibn-i Velid. Halid ibn-i Velid ki burada tam olarak Halid müfteda olarak kabul edilir. Halid nedir? Kaidin. Komutandır. Azim onun sıfatı olur. El-lezî müfteda olur. Câ'e Samir fiil cümlesi olarak haber olur. Eyyül muvazzafine. Eyyü müfteda da nasıl adı müfteda? İrabı nedir? Zamme ile merfudur. Mebni değildir. Ama el-lezî neydi? El-lezî mebnidir arkadaşlar. İsim mesul olduğundan ötürü. İrabı nasıl olur? Mahallen merfu olur. Tıpkı hadehinin mahallen merfu olduğu gibi isim işaret. Sidkun niyeti, sidk müfteda olur, merhub onun haberi olur. Sidk tabii ki zamme ile merhubdur. Entum siz müfteda olur. Nasıl bir müfteda? Yani irab konumundan ne olur? Mahallen merfu olur çünkü zamirdir, zamirler mebnidir. Entemşiye, fiil muzarinin sağında ne var? En var. Bu durumda ne olur? Mastarın müvevver olur. Sevgili demiş olur. Aşağıdaki cümlelerde müptedanın nekre olarak gelme sebeplerini belirtin. Müptedaların hangi nedenlerden dolayı nekre gelirlerdi? Bunu hatırlarsak bulmamız kolay olur sayın arkadaşlar. Racülün adamın biri öyle adam ki fazlın faziletli. Yine öyle faziletli ki calisün. İndena yanımızda oturan. Mevsuf yani mevsuftur burada. Fazlın sıfatı olmadı. Ma kerimun medmumun. Burada olumsuzluk edatı kullanıldığı için nekre gelmiş. Burada soru kullanıldığı için. Burada muzaf olduğu için. Burada da harf-i cer ile kullanılmak ötürü haber başta yer almalı. Marife müfteda da bu durumda nekre olarak gelir. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere listeden uygun gelen müftedaları seçiniz. Filistami İslam'da vardır haber. Zaten müpteda arıyorlardı.
Nereden anlayacağız bu denli getireceğimizi? Cümlenin noktalı yerlerin sağından ve solundan faydalanmamız gerekir. İd-ül Adha ve İd-ül Fıtr. İd-ül Fıtr, İd bayram demek zaten. Fıtr ne demek burada? Ramazan bayramı. Azha da kurban bayramı manasına gelmektedir. Burada iki şeyden bahsedilmiş. Öyle zaten İdan varmış. Yani aynı kök. İdun İdani. Ses neyse. Filistin, İslam'da vardır. Ne vardır? İdani iki tane bayram vardır. Ki onlar da İd-ül Azha ve İd-ül Fıtır'dır. Nişairi şiir için vardır. Ne vardır? Evzanuhu, vezinleri vardır. Vezinler vardır. Pek çok vezni vardır diye söyleyebiliriz. Başka kelimeler duyabilir. Her birine bakmak gerekir. Verethetül Enbiya'yı kim? El-Ulema'u. El-Ulema'u alimler nedir? Verethetül Enbiya'yı nebilerin varisleridir, mirasçılarıdır şeklinde. Diğerlerini de artık manalarına uygun olarak getirmeye çalışırız. Daima sağ sol uyumu aranır. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun gelen haberleri getirilmiştir. Estigâ-u kethîrûne. Hamsetün beş vardır. Estigâ-u kethîrûn. Mevcudâtun. Mevcutturlar. Mevâidu hadîratun. Li benim için vardır. Yani benim var. Neyim var? Estigâ-u arkadaşlarım. Ki kesirune çok. Benim çok arkadaşım var manasında olabilir. Aşağıdaki kelimeleri anlamlı bir isim cümlesi oluşturacak şekilde sıraya diziniz. Anlamlı bir isim cümlesi istiyorlarsa ne lazım? Mübteda ve haber lazım. Tabii haber başta olabilir, sonda olabilir. Haberin başta gelmesini gerektiren yerler, mübtedanın başta gelmesini gerektiren nedenler burada önem arz edilir. Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinde geçen isim cümlelerini aşağıya yazın. Fil camiati üniversitede vardır ne eksamı kısımlar. Vardığı dedim yani dır kullandığım için haber olun anlıyorsunuzdur artık. Nasıl bir cümle? Şibih cümle, car mecrur var burada. Üniversitede vardır haber. Ne vardır? Eksam kısımlar vardır. Cem-i mükesserdir değil mi? Kısmı, kısman eksam, cem-i mükesserdir. Kısımların akıl var mı? Yok. Öyleyse gayri akıl. Gayri akıl nispetle öne sekunde olduğundan kethiratun gelmiştir. Yani nedir kethiratun? Sıfattır. Nahnu biz fil kısmil arabiyyi minel camiati. Üniversitenin Arapça bölümünde yiz. O kısmı okumaktayız. Nahnu mübteda olur burada. Fil kısmı haber olur. El Arabi kısmı sıfatı olur. Ama şimdi gelince Ahmedu min dullabil kısmil İngiliz. Ahmet ise İngilizce kısmında öğrencilerinin bir tane öğrencisidir. İngilizce bölümünde okumaktadır. Fil kısmil arabiyyi Arapça kısmında kethirun çok vardır ne min dullabi ve dalibati. Bayan ve erkek öğrencilerden çokça öğrenci vardır. Bir sürü öğrenci var. Men kim hada bu? Hada bu sadigi Sami. Benim arkadaşım Sami'dir. Nedir? Dalibun bir öğrencidir. Fil kısmil Fransa ne diyor? Fransiyi. Fransa bölümünde okuyor. Ve o müştehidun. Çalışkandır. Ve neşitun. Ne çalışkandır diyelim. Men kim hatan o iki bayan? Hatan o iki bayan Suzanu ve Zeynep. Suzan ve Zeynep'tir. Huma o ikisi ezan aynı şekilde bir kısmı Fransiyi Fransızca bölümündedirler. Ve huma o ikisi nedir? Dalibetani. İki bayan öğrencidir ki müştehidetani çalışkandırlar. Ve neşidatani ne çalışkandırlar? Ezan aynı şekilde diye devam ediyor. Sanırım böylece burası bitti. Mübteda ve haberle ilgili daha önce çektiğimiz videoda, yani bu birinci sınıfın değil de farklı bir sınıf, iki veya üç sanırım. Çekmiş olduğumuz videoda ayetlerle mübteda habere pek çok örnek vermiştik. O PDF'ye kısaca şimdi göz atıyoruz. Bunu bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Mübteda ve haber her ikisi de merfudur. Bu merfuluk lafzan, mahallen veya takdirden olabilir demişiz. Ayet maluhu min dafiyan. Bu ayet nerede geçiyor? Tur suresi 8. ayettir. Durum nedir? Mahallen, durum takdiren, durum lafza. Mübteda hangisi burada? Dafi'a kelimesi. Mübteda eda kelimesi. El-Arabi kelimesidir. Müfret haber, mübteda ise Allah lafzıdır.
Haber ne? Nüfret. Allahu zaten her birini yazmışız. Haber a'lemu mutlu Allah var. Mutlu da Allah var. Görüyorsunuz ayet numaraları, sure hepsi var. Yani tam ayet burada. Vallahu ma te'melunu habir. Habir haber olur. Allah'tan müptela olur. Bakara 234'tür. Allah muhricin. Allah burada müptela, muhric haber olur. Bakara 72. Mübtedaya hemzelam bitişmiş ve haber müfett. El-Arabu eşeddü küfran el-ifade. Eşeddü haber, el-Arab kelimesi mübtedadır. Tevbe 97. Şeklinde devam ediyor tabi. Haber şibih cümle olup öne geçmiştir. Velhu ehun el-uftun feli kullu vahidin minhüme südüs diye devam eder. Lehu haber ehun muahhar mübteda olmuş. Maluhu min dati. Dati burada neymiş? Müptedaymış. Haberin cümle olduğu yerlere örnekler. Müpteda Allah, haber ise muzari cümlesi burada. Allah yestehzi bihim ve yemüddü. Allah yestehzi. Onlarla alay geçiyor. Bihim onlar ile. Ve yemüddü fi duyanihim yamehum diye devam eder. Allah müpteda yahkumu. Yakım yazmışız da burada yestehzi'u yazmalıydık. Tabi yestehzi'u haberdir. Aşağıdaki yakım ile karışmış. Fallahu yakım Allah mübteda yakımı haber. Vallahu yerzugu Allah mübteda yerzugu haber diye devam ediyor. Tabi çok örnek var burada. Bu PDF'yi bulup bunun üzerinde düşünerek zaman geçirirseniz konuyu anlamanızda faydalı olacağını düşünüyorum. Daha önce de anlatmıştık bu sözleri. Tabii 3 ay kadar olmuş, belki 4 ay kadar olmuş. Bunu daha önce çekmiştik. Farklı bir ünitede. Şu an Arapça 1'in 6. ünitesini çekmekteyiz. Çeşitli kitaplardan birkaç sayfa ekledik buraya. Bunlara bakıyoruz. Şöyle 1-2 müptede haber gösterip geçeceğiz. Metin tamamını okumayacağız. Vakit ilerlemekte. Faslun fîmâ yenguzul vuzû. Faslun bir fasıl ki neye dair? Abdesti bozan şeylere dair. Bu kitap nereden alınmış? Fetavai Kadıhan diye bir kitap var. Oradan almışız bunu. El-gâidu, hacet gidermek nedir? Yenguzu, bozar. Neyi? El-vuzu, abdesti. Galle, ketir, az olsun, çok olsun, bozar. Gayet burada müpteda olur. Yenguzu kelimesi ise haber olur. Müpteda habere örnek vermiş olduk. Hepsini okursak zaman çok geçer. Talab-ül ilmi ferizatun. Bunu da İmam Nevevi'nin fetvalarından aldık. Talab-ül ilmi, ilim talep etmek nedir? Ferizatun farzdır. Hadis. Talep mübteda, ferize haber olmaktadır. Bunu İmam Nevevi'ye sormuşlar bu hadis sahih mi değil mi diye. O da cevap vermiş. Ve o nedir? Hadisun bir hadistir. Öyle hadis ki zayıfun zayıftır. İnkâne ma'nâhu sahihan diye devam ediyor. Ve niyeti, niyet nedir? Şartun min şurutis salati indel hanefiyeti vel hanabile. Profesör Doktor Vehbe Zuhayli vardır günümüzde. Meşhur kitabı var. Mesuvatu fikr İslam diye bir kitap var. Onu bunu da oradan aldık. Ve niyeti, niyet nedir? Şartun şarttır. Şart haber olur, niyet mutlaka olur. Aynı şekilde devam ediyor tabii kitap. Kitap devam ediyor da biz devam etmiyoruz. Sayfayı değiştiriyoruz hemen. Ebu Hudde'nin Tasihul Kütüb adı kitabı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Çok geçer. Kitapların tamamı değilse de tamamına yakını böyle başlar. Elhamdü ne olur? Mübteda olur. Haber kain olur. Yani Allah değil de kainun, mevcudun şeklinde bir kelime takdir edebiliriz. Emma ba'du fehâdihi bu nedir? Risale, tün risaledir, haber olur. Fiiletün risalenin sıfatı olur. Bunu da aynı yerden almışız. Ahmet bin Hanbel'in Usulü Sünne adlı kitabı var. Vel Kur'an'ı Kur'an nedir? Kelamullahi, Allah'ın kelamıdır. Kur'an mübteda kelam, haber olur. Ve leyse mahlubin, ya da mahluk değildir. Ahmet bin Hanbel bu yüzden yani mahluk değildir diye dediğinden ötürü pek çok zulümde görmüştür. Allah ona rahmet etsin. Devam ediyoruz. Şimdi Likit-i Mercan diye bir kitap var. Cinlerle alakalı. İmam Suyuti'nin kitabı.
Kale dedi kim? El Gazi Ebu Yala. Ebu Yala dedi. Ne dedi? El cin cin nedir? Kulune ve eşrabune. Yer ve içer. Yani cin cinsi. El cin müpteda kulunun haberi olur. Ve şimdi de İsbat-ı Azab-ı Kabr. Kabir azabının sıfatına dair İmam Beyhaki'nin yazmış olduğu kitaptan bir alıntı. İttefaka ittifak etti. Kim? Ehl-i sünneti vel cemaat. Ehl-i sünnet vel cemaat ittifak etmiştir. Ne üzerine? Ala enden insana muhakkak insan yüz elü sorulacaktır fi kabri kabrinde. Hesaba çekilecektir. Ve yunaamu ve nimetlenecektir. El yuazzebu veyahut da azaplandırılacaktır. Yani orada nimet içerisinde veya azap içerisinde olacaktır. Fihi orada. Ve enne muhakkak ki zâlike bu yaka'u vuku bulur. Vuku bulur. Ale ruhi vel cesedi men. Ruh mal ceset birlikte vuku bulur bu. Tabi burada müptida haber nerede de düşünebiliriz. O da başlıkta olur. Bahsun bir bahis. Neye dair? Fi adabil kabri. Kabir azabına dair. Bahsundan önce ne olması lazım? Hada bu nedir? Bahsun bir bahistir. Yani burada hada mahzuf bir müptida vardır. Müptida haberde hazif söz konusudur. Tabi işlediğimiz AF kitabı fazla ayrıntı vermediği için bundan haberiniz olmamış da olabilir. Bahrul Kelam Nesifi'nin kitabı El-Mabhetü'l-Evvel El-İmanu. El-İmanu iman nedir? Ve o nedir? El-ikraru ikrardır. Bil lisanı lisan ile ve tasdiku ve tasdiktir bil kalbi kalp ile. Yani buna göre ne oldu? Dil ile ikrar, kalb ile tasdiktir. Kime göre ama? İnde ekberi ehli sünneti vel cemaat. Ehli sünnet ve cemaatin çoğunluğuna göre. Hüve müpteda el ikrarı haber sayabiliriz. Galen Nesefi rahimahumullah. Rahimahu Allahu rahimahullah. İmam Nesefi akaidine demiştir. Galen dedi ki, yani kim dedi? Ehlül hakkı. Hak ehli yani ehli sünnet dedi. Ne dedi? Hakaikul eşyai, eşyaların hakikati nedir? Sabittir, sabittir, vardır. Eşyanın bir aslı vardır yani. Gördüğümüz şeyler hayal ürünü değildir demişlerdir. Buna göre hakaik ne olur? Mübteda olur, sabittir, hazır olur. Hakaik, cem-i mükesserdir, gayri akıldır. Hakikatler manasında, hakikatlerin bir aklı olmadığından haberine gelmiştir. Müsvedde müennes olarak sabitetun gelmiştir. Burada sanırım bir şey daha var. Bakıyoruz. Suatü'l-Fıkh'tan yine bir şey almışız. Esâra ba'dun nâsi enne sünnete leyset nasdaran lit-teşri'i ve semmu enfusehum evet bil-Kur'aniyyine. Önemli bir parça almışız. Günümüzdeki duruma oldukça ne diyelim yatkın bir konu. Esare karıştırdı. Yani kışkırttı, ortalığı karıştırdı manasında. Kışkırttı, ortalığı karıştırdı ki bazı nas, insanların bazıları. Bazı genelde bir kişi yerine kullanmakta. İnsanların bir kısmı ortalığı karıştırmıştır. Ne diye acaba? Enne sünnete, muhakkak ki sünnet leyset değildir. Nasların bir kaynak değildir. Ne için? Bir teşriyen şeriat için. Din de yani sünnet, hadis, delil değildir diyerek ortalığı kim insanlar karıştırdı. Ve semmu ve onlar isim verdiler enfusun kendilerine. Ne ismini verdiler? Bir Kur'aniyyin. Kur'aniyyin diye bir isim verdiler kendilerine. Başında bi yani ba harfi cerri olduğundan Kur'aniyyin dedik biz. Aslında adları nedir? Ba olmasa Kur'aniyyun. Evet bunlar kendilerine Kur'aniyyun demişlerdir. Ehl-i sünnet dışı bir mezhep olarak artık gözükmektedirler. Bu tabi bir aldığımız yazılarda Mevsuat-ı diye bir ansiklopedi var. Fıkıh ansiklopedisi. Orada geçen bir parçadır bu da. Devam ediyoruz. Kelimatü şart. Bunu da Mirkatül Vusul ila Aynül Usul Molla Hüsrev'in Usulü Fıkıh kitabından aldık. Emin kelimatü şart, şart kelimelerindendir. Ne? İn kelimesi. İn müfteda olmuş oldu. Gerisi de bir kelimat şartı, şart kelimesindendir diyerek burayı da haber yapmış olduk.
Nasıl haber olur? Şibih cümle haber olur. Veya şöyle deriz. İn nedir? Aslın asıldır fiili bu konuda. İn mübteda asıl haber olur. Babul İrab. İrab babı. Bunu da Acrimiye dedim. Hem kitaplar oradan aldık. El-İrabu İrab nedir? Bu da o. Tağyir ya da tuğayyir. Onu da göremiyoruz. Bayağı ufak yazılmış. Evet, tağyiru evahiril kelime. Kelimelerin sonlarının değişmesidir. Bi ihtilafin avamili. Amillerin değişmesi neticesinde. Bi ihtilafin. Eddâhilet aleyha. Lafzana takdiren. Lafzan olsun, takdirin olsun. Kendisine yapılan değişikliklerdir. Hüve o nedir? Hüve burada mutlada olmakta. Tağyir onun haberi olmakta. Nasıl haber? Tağyir şeyidir. Şeyi cümlesi olarak haber olur. Tevyiru evahiriha fiil değildir gerçi. Gayyara yugayyiru tevyir. Gayyara yani faale yufa'il tef'il. Tef'il babından mastardır. Buna göre müfret haber olur. Ve mübteda tevyir mastar olarak müfret haberdir. Eksamuhu onun kısımları nedir? Yani mübteda burası. Erba'atun dörttür. Haber olur. El-Kavaidül Külliye. Kavaidül Külliye Ali Haydar Efendi'nin Dürerül Hükkam adlı kitabından aldık. Yani Mecelle Ahkamı'nın şerhi. El Makaletü Saniyetü. Saniyetü diyebiliriz. İkinci makaleti. Beyanı Kavaydı Külliyeti Fikri. El Maddetü 2. İkinci madde nedir? El Umuru işler bir makasidiha. Maksatlarına göredir. El Umur mübteda bir makasidiha haber olur. El Maddetü 21. El Zaruratu tubihul mahzurati. Ez-zarurat yani zorda kalma durumları, o gerekçeler. Bunlar nedir? Tubihul mahzurat haramları mübah kılarlar. Mübteda olur burası. Tubihu gerisinde ne olur? Fiil cümlesi olarak haber olur. Fatihatül Kitab. Bunu da tefsiru basit yani vahidinin tefsirinden aldık. Biraz dil yönü içerdiğinden özellikle burada dikkat çeker diye düşündük. Şu an arıyorum nereden başlasam. İhtelefe yani ihtilafet de olabilir. İtiraf edildi şeklinde. İhtelefe, ihtilaf ettiler de olabilir. Ama tabii şu an direkt işimize yarayacak yer arıyorum. Sanırım direkt bir yer göremedik. Devam edelim. Şimdi de Leknevi'nin Asarul Merfu'a adlı eserine geçtik. Buradan başlıyoruz. Gale dedi ki, Ma'al Kari, Ali Kari dedi, nerede? Fi tezkeretil mevzu'at. Tezkeretil mevzu'at dedi ki, ama neyle alakalı olarak? Hadithu levlâke lemâ halaktul eflâk. Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım ey Muhammed manasına giden hadisten bahsediyoruz. Bununla alakalı olarak. Gale dedi ki, El Askalani, İbn Hacer El Askalani, 1400-1500 yıllarda yaşamış. Bu hadisle alakalı ne demiştir? Mevzudur, yani asılsızdır demiştir. Keda aynı şekilde fil hulasati hulasada da lakin fakat manahu sahih. Manası sahihtir demiştir. Fakat rava el-Deylemiyyü Deylemi rivayet etti an İbn Abbas merfuan İbn Abbas'tan merfu olarak Etani Cibril fegale Gâle Allahu ya Muhammed levlâke mâ halaktul cinne ve levlâke mâ halaktul nâra intihâ şeklinde ibare tamamlanmış. Tabii çok tartışılan bir hadistir. Benzer rivayet yine vardır. Yani siz incelemeden direkt mevzu demeyin. Farklı rivayetler, tarihler de var. Cümletür ismiyetü, isim cümlesi. Bunu da Nahvul Vazıh'tan almışız. Nahvul Vazıh diye bir Arapça gramer kitabı var. İsim cümlesine örnekler. Elemsiretü Eddâru vâsi'atun El-cebu mu'tedilun El-gabaru sâirun gibi örnekler var. Kaide. Küllü cümletin her cümle ki tetarakke bu oluşuyor. Min müttedeyn ve haber. Müttede ve haberden oluşan her cümle isim cümlesi olarak adlandırılır. Bunu unutmayın demiş. Kaide vermiş. Fiil cümlesini örnekle vermiş. Görüyorsunuz da fiil ile başlamıştır. Burada da örnek var. Aynı şekilde fail ve fiilden oluşan her cümle fiil cümlesidir
Bunu da unutmamış. Burada da fiil cümlesiyle isim cümlesini birbirinden ayırt edin. Mübteda, haber, fiil, faili belirtin denilmiştir. Bunu da ben açıklamayayım. Siz burada videoyu durdurarak direkt bunu çözümlemeye çalışabilirsiniz. Veya bu PDF'yi bulabilirsiniz. Yani aşağıda YouTube, şu an izlediğiniz videonun hemen altında bu PDF yer alır olabilir. Veya Facebook sayfasını kurmuştur. İnceleyebilirsiniz. Mübteda ve haber ve onunla alakalı bir tatbikat demiş. Tabi tatbikatı anlayabiliyorsunuz umarım. En nemiru, nemir nedir? Şerisun. Yani mübteda, haber, mübteda, haber. Mübteda, haber şeklinde gidiyor. Ama burada önemli olan ne? Müfrede müfret gitmekte. Evet, aynı zamanda müzekkerler. İki numaralı yere baktığımızda müfret müennes. Yani mübteda ile haber arasındaki uyuma örnek veriyorum. Görüyorsunuz müfret ve müzekker, mübtedalar. Haber de hemen yanında, o da müfret müzekker. Mübtedalar müfret müennes, haberi de müfret müennes. Filmizan, yani mübtedalar burada ne? Tesniye müzekker, haberler tesniye müzekker. Tesniye müennes. Mübteda haber arasındaki uyumu göstermiştir. Cem Müzekker Salim'e Selam yine pardon Cem Müzekker'e Cem Müzekker şeklinde verilmiş. Cemi ve müennes olarak verilmiştir. Burada da bir cümle veriliyor. Ez-zulmü murta'uhu ve khimun bir cümle veriliyor. Sonra içerisindeki her kelime açıklanıyor. İşte burada geçen zulüm kelimesi. Zulüm nedir? Mübtedadır, merfudur. Neyle merfu? Zamme ile. Murtefa kelimesini açıklanmış. Mübteden sani, ikinci mübtedadır. Zamme ile merfudur. Murtefa sonundaki he ise nedir? Muzafun ilehtir, mevnidir zamme üzere. Fi mahalli cer, mahallen mecrurdur diye açıklamış. Sonra rahim kelimesi, yani şuradaki rahim açıklamış. Ne demiş? Haberül mübtedeyi es-sani. Mübtedan ikinci haberidir. Şekilde devam ediyor. Sonra yine bir cümle veriyor. Cümleyi tek tek açıklıyor. İşte visade kelimesi mübtedadır diyor. Fauk kelimesi haberül mübtedeyi, mübtedanın haberidir. Haber o yani. Seri kelimesi muzaaf müleyh, kesseyle mecrurdur diye belirtmiş. Haber yutabik, mutabik olur. Mübtedaya mutabik olur. Müfret, tesniye, cemi, müzekkerlik, mühendislik konusunda. İzâ kânel mübtedû cem'en li gayri akil. Mübteda gayri akıl bir cemi olduğunda, bugün bayağı bir değindik buna. Yecüz caiz olurun haberin ne olması? Cemi olması da, müfret mühendis olması da caizdir. İkisi de caizdir yani. Burada da haberin türünü belirleyin denilmiş. Buraya F koyduk. Yani fiil cümlesi. En başlarda mübteda var. Ardından gelenlere fiil cümlesi olarak haber gelmiştir. Burada Ş koyduk. Yani şibih cümle haberler var. Burada da Ş koyduk. Çünkü şibih cümle var yine zarf olarak. Bunlar hep zarf. Buradakiler de harf cer olarak verilmiştir. Bunlar da isim cümlesi olarak geçmiştir. İsim cümlesi mübteda ve haberden oluşuyor. Buna göre haber öyle bir haber ki mübteda ve haberden meydana gelmiştir. Bunun örneği için kesinlikle Arapça 3 2. ünite veya Arapça 2 8. üniteye bakın. Bununla alakalı biz video çektik ve oldukça geniş anlattık. Yani oynatma listesini tıklayarak bu videoyu bulabilirsiniz. Böylece videoyu tamamlamış olduk.